İyi akşamlar değerli izleyiciler. Çok renkli bir konumuz var. Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Süreyya Önder. Şimdi siyasetçim desem, sanatçım desem, rejisör mü desem, aktör mü desem, ne desem size? Siyasetçi. Siyasetçi. Şu anda siyasetçi rolündesiniz. Yok, bizzat siyasetçiyim. Ya da bir kendimi bildim bileli neredeyse sosyalistim. Sanata dönük yüzüm zaten hep kendi politik dünya görüşümün bir yansıması tabii gibi olmuştu. O yüzden siyasetçiyiz. Siyaset özgürleşmeden hiçbir alan özgürleşemez diye düşünenlerdenim. Aynı fikirdeyim. Ha. Yani tartışılmaz bir gerçek. Evet. Bu da şimdi herkes tabii siyasetçi olmadığı için seçmenler genellikle siyasetin amatörleri, katılımcıları. Şimdi sizin başkan adayı olduğunuz Halkların Demokratik Partisi ile Barış ve Demokrasi Partisi BDP arasında ne fark var? Şöyle bir fark var. Biz birçok bileşeni olan bir çatı yapılanmasıyız aslında. BDP de bizim bileşenlerimizden birisi. Çünkü bunun için 2011 seçimlerine gitmek gerekiyor. Orada biz Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloku olarak seçimlere girdik. 28 paydaşımız vardı. Ben bu ittifak üzerinden meclise girdim. Daha sonra bunu bir seçim ittifakı değil, stratejik bir ortaklığa dönüştüreceğimizi de 2011'deki seçim beyannamemizde bir manifesto olarak sunmuştuk. Buradan Halkların Demokratik Kongresi'ne dönüştü bu ittifak. HDP de Halkların Demokratik Kongresi'nin partileşmiş halidir. Seçimden sonra muhtemelen büyük bir olasılıkla parlamentodaki partimiz Halkların Demokratik Partisi olacak. Yani BDP de buna katılacak herhalde. Barış ve Demokrasi Partisi yine varlığını sürdürecek ama daha çok bir kadro partisi, teorik çalışmalar yapan, eğitime dönük yüzü olan, bölgenin sorunlarını derinlemesine irdeleyen bir parti olarak kalacak ama seçim partisi olarak Halkların Demokratik Partisi olacak. Şimdi İstanbul'da belediye başkanı adayısınız. Doğumunuz Bitlis değil mi? Adıyaman. Adıyaman. Ha. Ama hayatınızın çok büyük bölümü İstanbul'da geçti. İstanbul'a 1988-87'nin sonu 88 başı gibi geldim. O tarihten beri de İstanbul'dayım. Şimdi sizin partinizin temsil ettiği ezilmişler, bastırılmışlar, sesleri duyulmayanlar, seslerin duyulmasını yasaklananlar hepsi İstanbul'da değil mi? Evet. Aslında burada İstanbul'a bir parantez açmak gerekiyor. İstanbul bir göçmen kenti artık. Bir göç kenti de diyebiliriz ve dünyanın her yerinde göçmenler artık yeni bir halk sayılıyorlar. Burada Lazı, Çerkezi, Kürdü, Türkü, Süryanisi, Ezidisi, Ermenisi, Rumu birçoğunu uzaklaştırmış olsak da bu kentin artık esas sahipleri Orta Anadolu'lusu, Egelisi. İstanbul dünyanın başka bir yerinde rastlanmayacak bir çeşitlilik içeriyor. Sentez kent yani değil mi? Hem sentez kent hem de aslında dünyaya model olacak bir kent eğer iyi yönetilirse, bu ruhu kavranırsa, kimsenin mesela bu gelenlerin bugüne kadarki tüm yönetimleri ve Türkiye'deki BDP'nin belediyecilik deneyimini bir kenara bırakırsak, onu da hani propagandatif konuşmuyorum, kimsenin diğer sistem partilerinin bu kentte gelen herkesin kendi kültürel kimliklerini özgün olarak ifade
edebilecekleri, özgün ve özgür alanlarının olabileceği bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmedi. Yaşayan bir etnografya müzesi gibi almak lazım diyorsunuz. Elbette. Mesela 2 milyonun üzerinde bir Kürt var bu kentte yaşayan. Bunlara ana dilinde bir hizmet vermenin çok insani ve temel bir hak olduğunu kimse akıl edemedi. Bunlara ne bunlara ne inançlara. Bunlar yerel yönetimlerin tam da asli görevleri olması gerekiyor. O açıdan yani yeni yerel yönetimler yasası belediye başkanlarına çok büyük imkanlar tanıyor. Yani il genel meclislerin devre dışı kalması, başkanın son sözü söyleyen müthiş bir icra gücüne sahip olması. Galiba bu yerel yönetimlerde özellik kavramına nefes aldıracak. Keşke öyle olsa ama bu arada bana başbakandan daha zor sorular soruyorum. Şimdi başbakanı bir daha programda karşımda bulursam soracağım sorular hazır. Mesela kendisine Einstein'ın izafiyet teorisini anlattıracağım. Bakalım anlatabilecek mi? Ya da meşhur şey vardır. Hani bir havuza iki musluktan su akar. Ne? Birinden yarım akar, birinden tam. Kaç saatte havuzdalar gibi zor sorular soracağım. İsterseniz ben size daha zor sorular da verebilirim. Hatta Twitter'dan böyle bir kampanya başlatın. Bence bu büyük bir zor imkan. Sorular listesi. Zor sorular Harika. Listesi gelir. Sayın Başbakan'a sorarsınız. Dediğiniz keşke doğru olsa. Fakat öyle değil. Çünkü ben partimizin İçişleri Komisyonu üyesiydim. Bu büyükşehir yasa tasarısı belediyelere böyle bir özerk alan tanımıyor. Tam tersine daha çok merkezileştirme içeriyor. Mi? Evet, şu açıdan valilikte oluşturulan bir kurul merkezi idare adına belediyeyi hem denetliyor hem programını oradan onaylamak zorunda kalıyorsunuz. Yani siz eğer iktidar partisine mensup bir büyükşehir belediye başkanı değilseniz iktidar kente dönük birçok yatırımınızda keyfi burası çok önemli. Herhangi bir kriterle bağlanmadan reddedebilir, engelleyebilir sonsuza kadar. Onun için yeni ve devrimci bir yerel yönetim anlayışı gerekiyor. Bu idarenin yerel yönetimleri özelleştirmek ya da kısmen özgürleştirmek gibi bir tutumu hiç olmadı, bir yönelimi bile olmadı. Avrupa yerinden yönetim şartına koyduğu Avrupa Birliği'nin şerhleriyle de bunu anlamak mümkün. Bütün gücü merkezde biriktirmeyi tercih etmesinden. O açıdan baktığınız zaman İstanbul benzeri büyük, gerçekten büyük şehirlerde bazı yatırımların merkezin desteği olmadan yapılması mümkün değil. Evet. Yani otoyollar, geçişler falan filan gibi. O bakımdan yani mantıklı olan acaba bu büyük şehirlerde iktidar partisinin belediyeye hakim olması o kentin hızlı gelişmesine yardım mı eder? Etmez. Tam tersine bakıyoruz şimdi. İstanbul'da böyle bir sonuç vermiş mi? Ankara'da böyle bir sonuç vermiş mi? Gelişme diye adlandırılan ki hükümet şimdi bir bilanço kampanyası şeklinde yürütüyor. Şunları yaptık, şunları yaptık, şunları yaptık şeklinde özetlenebilir. Bunlara baktığınızda %80'ini İmar İskan Belediyeciliği dediğimiz inşaatlar alıyor. Peki bunu yaklaşık 20 yıldır yapıyorlar. Sayın Başbakan'ın belediyeciliğini de hesap ederseniz. Ne oldu bu kentte? Her yapılan inşaat ya da her yapılan düzenleme yeni düzenlemeleri zorunlu kılıyor. En rentabl gibi gözükeni bir yılda eskiyor. Bu kente geldiğim günden beri ben bu kenti bir kelimeyle özetledirseniz şantiyedir. Doğru. Yani biraz rahatlamaya, biraz sükunete. Ama yılda 400 bin kişi göç ediyor. Bu işte merkezi hükümetin görev ve sorumluluk alanı tam buradan başlıyor. Niye göç ediyor bu insanlar? Bulundukları yerleri bir yaşanabilir duruma nasıl getirir? Siz bu ülkede tarımı rentable bir iş olmaktan çıkarmışsanız.
buna dönük bir önlem almak bir yana dursun. Tam tersine plantasyon türü tarım yapanlar hariç diğerleri için girdilerin elde edileceğimiz hasılattan daha fazla olması gibi bir sonuç çıkınca Orta Anadolu'lu ne yapacak? Doğu Anadolu'lu ne yapacak? Tarım yapamıyor. Hayvancılık hakeza aynı şekilde daha çok değil 2 yıl öncesine kadar bu memlekette yasaklı yayla diye, yasaklı mera diye bir şey vardı. Daha büyük bir afetle karşı karşıya kaldı bütün ülkemiz insanları. O da nedir? O da bu kentsel dönüşüm yasasıyla belediyelerdeki dolayısıyla halkın, yani hani bir şekilde halk kendini encümenler üzerinden orada temsil ediyor. Belediyelerin üzerinden kentin imarına dönük bütün yaptırım gücünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, onun inhisarına rapt etti. Merkeziyetçi. Dolayısıyla buna yerel yönetimin güçlenmesi demek doğru. için bir en az sizin kadar iyimser olmak demek lazım. Demek ki size kolay bir soru sormuşum. Ama zordu da ben iyi özetledim. Yoksa sadece bu bile saatlerce konuşulsa. Tabii bunu... saatlerce konuşulacak da tarım konusundaki eleştirilerinizi. Göç konusunda. Yani tarımdan sanayiye ve hizmete geçiş. Çünkü gelişmişliğin ölçüsü neticede tarımla uğraşan nüfusun, tarımdan hayatını kazanan nüfusun oranın düşmesi. Hollanda'da 5, Amerika'da 7, %7. Fransa'da? Fransa çok özel, Almanya'da öyle Türkiye'de değil. Türkiye'de çok özel olabilir. Çünkü bu bahsettiğiniz yerlerin yüz ölçümüyle, toprak haritasıyla, toprak haritası dediğim toprağının çeşitliliği malum, özellikleri dediğimiz şeyle, Türkiye'yi kıyasladığımızda, dört mevsimin bir arada yaşandığı ve değişik toprak türlerinin aynı coğrafya içerisinde olduğu, yani bir yerde pamuğa, bir yerde tütüne, bir yerde incire. Burada galiba ama incelik sulamaya bağlı. Şimdi Fransa dediğin zaman ya da Orta Avrupa dediğin zaman dört mevsim akan üzerinde trafiğin, su trafiğinin bulunduğu nehirler var. Bizde burada, de var. Burada baktığınız zaman 2 sene yağmur yağdığı zaman 1 sene yağmıyor. Osmanlı tarihine bakın. 3 senede bir akın yaparlar. Çünkü yağmur yağmaz, kuraklık olur. Mecburen gider batıya, sefer açar, bir takım malları alır, gelir. Yani böyle bir Orta Anadolu'nun, hatta aynı şey Çin'de de var, Marksist teorilere baktığınız zaman, Asya tipi üretim tarzı dediğimiz, işte yağmur, akarsu, mülkiyet, bunlara bağlı şeyler. Ama bunlar çok teorik konular. İsterseniz pratiğe geçelim. Şimdi sizin çok önemli bir yeriniz var Türk toplumunda. Hepimizin gözümüz üzerinizde. Abdullah Öcalan'ın ziyaretleriniz, barış açılımında oynadığınız rol, Türkiye'nin gerçekten demokratikleşmesi konusundaki söylemleriniz. Yani yerel seçimler neticede belediye başkanlarının belirleneceği bir aşama. Ama asıl büyük olay barış süreci. Asıl büyük olay Türkiye'nin gerçekten işte Avrupa kriterlerine uygun bir hukukun üstüne olduğu demokrasiye kavuşması falan. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani mesela şu Abdullah Öcalan'la görüşmelerinizde edindiğiniz izlenimleri, gerçi bunları aktarıyorsunuz ama özetleseniz çok sevinirim. Şimdi bu meseleye gelmeden önce fırsatını bulmuşken biraz daha propaganda yapayım. Çünkü ana akım televizyonlar biraz bize karşı cimriler. Ana akım medyada aynı şekilde. Sırrı Süreyya'ya karşı cimri olmak mümkün değil. Teşekkür ederim. Sizin ağzınızdan çıkan her kelimeyi. Asıl olan ben Sırrı Süreyya değilim. Ben bir partinin genel başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla partimi BDP'yi de katarak sadece şu örneği vereyim. Biz 10 gündür bu memleketin her kara parçasında yasal, demokratik ve alabildiğine barışçıl bir kampanyanın gereğini icra edemiyoruz. 10 gündür bizim seçmenimiz, parti yöneticilerimiz, eş genel başkanlarımız lince uğruyorlar. Bugün ana akım gazetelerin hiçbirinde bu ülkedeki en önemli siyasal partilerden birinin eş genel başkanı lince uğruyor ve tek satır
haber yok. Televizyonlar biraz daha görselliği şey olduğu için bunu kullandırır. Şimdi buradan başlamak lazım. Tabii. Sayın Öcalan'a gelmek için. Biz niye bu linca uğruyoruz? Bir, bununla bu ülkede seçim güvenliği iddiasında kim bulunabilir? Her ilçede bindirilmiş 3-5 bin kişilik bir soytarı güruğu bizim önümüze dikilecekse, kolluk bu konuda büyük bir aciz, yer yer teşvik, yer yer provokasyon yapacaksa, biz bu ülkede söyler misiniz barışa dönük politikalarımızı, kardeşliğe, ayrımcılığa karşı politikalarımızı nasıl dile getireceğiz? Yani bu sorunuza cevap vermek için şu tahlili yapmak lazım. Hı. Türkiye'deki bu iç barışı istemeyen kesimler kimler? Şimdi buradan yola çıkacak olursak bu bir koalisyon. Bu bir koalisyon. Yani anti barış koalisyonu. Anti barış koalisyonu değil. Bu ülkenin gladio geleneği. Bu ülkede hiç yara almadı. Hiçbir günde kanun önüne bir hakkın çıkarılmadı. Bunun için bir siyasi irade hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu böyle olmayınca cezasızlık meselesi, suçun karşılıksız kalması meselesi, bu toprakların kadim uygulaması olunca tekrar bu gladio parçaları bir sektör olarak ekmeksiz kaldıkları için, tek varoluş sebepleri savaş ve savaş kışkırtıcılığı olduğu için barışa dönük, kardeşliğe dönük her türlü talebe büyük bir reddiye olarak dikiliyorlar. Biz onların büyük çoğunluk öyle değil. Yani neticede demokrasinin erdemi de bu. Yani halkın desteğini, peki, Türklerin, Kürtlerin ve barıştan yana olan herkesin desteğini yanınıza aldığınız zaman o gladio tasfiye ediliyor sonunda. Keşke şunu görebilseydik. Üç siyasal parti daha var bizim gibi mecliste olan. Keşke bunlar resmi bir açıklama yapsalardı. Bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu, kendi üyelerinin bundan beri durmaları gerektiğini. Mesela yani Türk Milliyetçiliğinin artık simgesi olan MHP'nin genel başkanı Bahçeli sürekli sokağa çıkmayın. Yani sokak beladır. Sokak tehlikedir diyor. Evet. Bu mesela olumlu bir gelişme değil mi? Yani eski ülkücüler yok. Evet. Eylemci ülkücüler. Zaten Sayın Bahçeli buna cevaz verse mecliste de sokağa çıkanlar oturur. Oysa buna daha büyük bir irade karşı koyuş gerekiyor. O da geliyor işte Sayın Öcalan'ın inisiyatifiyle başlayan bu barış ve demokratik çözüm meselesine dayanıyor. Öcalan hücresinde bu ülkenin bütünlüğünü ve bütün halkların kendini özgürce yaşayabileceği, kendini eşit hissedebileceği bir büyük barışın ve bir büyük demokrasinin nasıl hayata geçirileceği üzerine kafa yoruyor. Soruyorum şimdi, biz böyle dedikçe bir küfür sağanağı başlıyor. Soruyorum arkadaş, bu üç siyasal partinin iktidar dahil sizin herhangi bir barış ve demokratikleşme projeniz var mı? Ete kemiğe bürünmüş, halkın önüne bir program olarak konmuş. Bu partilerin bu partiler üstelik söz konusu olan bu Kürt nefreti olduğunda birbirleriyle o kadar çabuk hizalanıyorlar ki şaşarsınız. Buz olsun diye söylemiyorum. Bu ülkenin her yerini karış karış gezen, derdini anlatmaya çalışan, evlatlarımızın canının azizliğini, bunların hayatlarını yaşaması uğruna seferber olan bir siyasetçi olarak söylüyorum. Bu o kadar nefret söylemiyle o kadar enfekte ettiler ki halkı, bu gladio öncülük edecek, kendisine neşvi nema bulacak çok uygun bir arazi haline getirdiler. Söylediklerinizi reddetmek mümkün değil ama yani bir de şu açıdan baksanız, neticede PKK'nın ilk eylemini koydu 1984 Eruh olayı. Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye geldiği, teslim edildiği tarih 1999. 84-99 arasında Öcalan'ın
bu söylemin dışındaki bir imajı vardı. Şimdi bu kadar uzun dönemde belirlenmiş bir imajı eğer ön yargılıysanız ya da söylediğiniz gibi çeşitli nefretlerle yorulmuş bir kesimseniz bir anda gidermeniz mümkün değil. Elbette. Ama şu anda... Ama ne dedik? İmaj dediniz değil mi? Mesela bunda bu surda bir gedik. Hemen açalım. Öcalan Avrupa'ya tam da bugün yapmaya çalıştığı şeyi yapmak için çıkmıştı. Herhalde yani, ama konuşturulmadı barış, yani işte. Burada büyük çoğunluğa işliyor. Özellikle de kadınlara, i̇şte annelere. O çoğunluk şu anda Türkiye'de var. Yani iktidardaki AK Parti bu projenin arkasında. Sizler BDP'siyle, HDP'siyle bu projenin arkasındasınız. Ve geniş kitleler artık Güneydoğu'dan ölüm haberlerinin gelmemesinden mutlu. Yani yeni bir çağ, yeni bir dönem bu Türkiye'de. Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz ölçüde Türklerin ve Kürtlerin birlikte yaşamasına dönük bir barış özlemi var. Bu, yani geçmişte yoktu bu. Şimdi hükümet açısından meselenin temel handikapı şu. Barış iradesi konusundaki samimiyetlerine demokratikleşme konusundaki çabalarının refakat etmesi gerekir. Tamamen öyle. Bu böyle olmadığı zaman barış dediğimiz şey eğer bu ülkede tam bir demokratik zemin bununla paralel gitmezse barış dediğimiz şey gerçekleşemez, kök salamaz, kalıcı olamaz. Üstelik Kürtler de bir tek bunun için bir tek bunu öne sürerek bir tek bunun karşılığında bunu kabul ettiler. Ama demokratikleşmeye bakıyoruz. Bir arpa boyu yol gidemiyoruz. Sadece hükümet canını yakan meselelerde radikal ve hızlı düzenlemeler yapıyor. Ama toplumun genelini ilgilendiren şeylerde cimri de demeyeyim, siz Osmanlıca'ya benden daha hakimsiniz. Elini cebine hiç atmayan karşılığını... Cebinde akrep var derler. Şimdi ben Fethiye'deki, Urla'daki, Aksaray'daki, Bulancak'taki annelere sesleniyorum. Siz bizi kentinize kabul etmezseniz yarın öbür gün kapınıza bir başçavuş dayanacak ve vatan sağ olsun, başınız sağ olsun, evet. Evladınız gitti, Allah korusun. Böyle diyecek. Şöyle bir sorun için... başını kabul etsiniz. Yani Türkiye'de bir Kürt sorunu diye bir sorun bazı Türkler için vardı. Ama Türkiye'deki asıl sorun Türk sorunu. Evet. Sorun yani olarak şimdi... bakarsanız böyle, mesele olarak Türk bakarsanız... Sorunu yani evet. İşte Türklerin büyük çoğunlukla oy verip iktidar yaptığı partilerin kaderlerine bakın. Türk'ün Türkiye ne yaptığını, Adnan Menderes idam edilmiş. Turgut Özal öldürülmek istenmiş. Demirel iki defa evli. Bunlar Kürt değil. Yani Türk'ün Türkiye yaptığını siyasette gördüğünüz zaman Türk'ün Kürt'e ya da Kürt'ün Türkiye yaptığında diyorsunuz ki bu doğal gelişmenin bir yansıması galiba. Demokratikleşme yok. Onu doğal kabul edersek birçok yani, şeyi... Yani kabul ederim demiyorum. Evet. Ama bu genlerimizde bu bilgi var yani. Bu konuda en çarpıcı değerlendirmeyi Sayın Demirel yapmıştı. Ne yani Kürt'e kötü davrandık da Türk'e iyi mi davrandık demişti. Bu Belma Akçura'nın Devletin Kürt filmi kitabında yer alır. Şimdi diğer meseleden farklı, ben de bunu değişik zeminlerde şu şekilde ifade ediyorum. Kurucu irade bu ülkeyi kurarken halkına bir söz vermiş ve halklara ya da ve o sözden hiç ricat etmiyor. Nedir o söz diye sorduklarında şöyle cevaplıyorum. Size asla gün yüzü göstermeyeceğiz. Biraz böyle. Bu Kürtlerin cevri cefası fazladan bir de ulusal kimliklerinin yok sayılması ve Kürt sadece Kürt olmaktan kaynaklı günlük hayattan tutun çok daha yaşamsal şeylere varana değin ekstra bir zulmün muhatabı haline dönüşmeleri. Bu çağda bir insanlık ayıbıdır ve bu geride kal- bizim ayıbımızdır. Bizim bundan tabii, süratle kurtulmamız gerekiyor. Yani sürekli günah çıkartıyoruz kendi tarihimizi. Durmadan kazıyıp nerede hata yaptık diye dersinler falan, İstiklal Mahkemelerinde şey diyoruz. Yani bundan sonra diyorum
hep düne takılı kalmaktansa yarına dönük ne yapılması gerektiği, mesela bir tanesini çok güzel söylediniz. Sadece barış açılımı yetmiyor. Demokratikleşme açılımı da aynı paralelde gitmeli. Yani yarına dönük ümitler böyle yeşerir, değil mi? Bir de bunun paydaşlarını çoğaltmamız lazım. Bunun paydaşları çoğalırsa bu hamleler çok daha rahat ve sağlıklı gelişebilir. Peki nedir bu? Bunu en yetkin olarak bize sağlayacak olan şemsiye ya da halı, zemin, bu ne olabilir diye sorduğumuzda demokrasiden başka verecek çağa uygun, ahlaka uygun, insani bir başka kavram yok. İşte bu o kadar çok boyutlu ki belki buradan bütün yerel yönetimlere şu soruyu sormak gerekiyor. Siz kendinizi hep bir inşaatçı olarak gördünüz. Siz bu barış değirmenine hiç bir tas su taşıdınız mı? Yani belediye dediğimiz nedir son tahlilde? İnsan içindir. Yani insan hayatını daha kolay kılmak. Bir, doğrudan demokrasinin aracı. Bir de yaşadığımız çevreyi sürdürülebilir bir çevre yapmak. Yani çocuklarımıza, torunlarımıza, onların torunlarına da yetebilecek ve doğanın kendini yeniden üretmesine izin verebilecek bir saygıyla yaklaşmak. İşte biz bu yerel seçimde en çok bunu öne çıkarıyoruz. Toplumdan replik alıyor musunuz? Cevap alıyor musunuz? Çok. O umduğumuzun çok üstünde. Çünkü birdenbire sistem partilerinin, yani iktidarla CHP'nin, CHP ile MHP'nin bu yerleşik, küflenmiş, halka ve insana inşaattan, betondan başka bir şey vermeyen, her verdiğini düzeltmek için daha büyük bir kaosu tetikleyen, bu kentin nefes alma hakkına, temiz su hakkına, yaşanabilir bir çevre hakkına çok hoyrat yaklaşan birbirinin karikatürü belediyeler olarak önümüze geliyorlar. Şunu insana dair toplumsal belediyecilik, insanı merkeze alan belediyecilik konusunda biraz kundağa saçak, biraz göstermelik, hiçbir şekilde oradaki halkın, yerelin nabzını tutamayan, bir gerçekliğe dayanmayan, dost alışverişte görsün kabilinden şeyler. Şimdi bu örnek baktığınız zaman söylediğiniz mantık tabii çok doğru da, yani mesela sizin de aynı siyasal görüşü paylaşan BDP'nin yönettiği belediyeler, evet, bu açıdan yani Türkiye çok örnek farklı belediyecilik denemeleri getirmediler. Yani Diyarbakır'a defalarca gittim. Van'ı biliyorum. Evet. Yani BDP'li belediyeler hizmetleriyle, evet, çevreye bakışlarıyla farklı bir şey getirmediler ki. Peki. Değil mi? Ben Birikim Dergisi'nin son bundan önceki 3. sayısı sadece buna ayrılmıştı, yerel yönetime. Bütün makaleler, yani o sayı komple yerel yönetimlere ayrılmıştı. Bütün makaleler dönüp dolaşıp BDP belediyeciliğini referans veriyor. Bunu kolay soru kontenjanına sayıyorum ve biraz cevaplayalım bunu. Geciler, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sıra Süreyya Önder'le hem kentin hem Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Şimdi o kadar önemli şeyler söylediniz ki, yani Türkiye'nin dününe ve bugününe ait, arada konuşurken geçti, bunu izleyicilerle de paylaşalım. Tıpkı metal yorulması gibi bir de meselelerin yorulması olayı var. Türkiye bunu çok sıkı yaşıyor. Yani meseleler yoruldu. Eski meseleleri bugüne taşıyarak bu yorgun meseleleri çözmeye çalışıyoruz. Oysa yeni meseleler yaratmamız lazım galiba. Yok, yaratmak lazım değil. Niye hep mesele odaklı düşünelim? Mesele biraz soruna tekabül ediyor ya günlük kullanım dilinde. Bence yeni çözümler yaratmamız lazım. Belediyelerde kalmıştık. Siz dediniz ki BDP'nin belediyeleri belediyecinin örneğidir. 100 belediyemiz var bizim. Bir kısmı beldelerden dolayı kapatıldı ama 100 belediyeyle son seçimden çıktık. Devlet bütün istihbaratı, polisi,
yargısı, müfettişleri ile bu 100 kuruma karargah kurmuşlardı. Düşünün ki seçilmiş siyasetçilerimizin neredeyse %80'i KCK operasyonlarıyla cezaevine atıldı. 3 encümenlerde 3. yedeğin göreve başladığı encümenlerimiz var. Boş kalan yerler var. Şimdi bunlar da en önemli erdemini bahsederek başlamalıyım. Devlet bu kadar böyle vantuz gibi yapışmasına rağmen buralarda bir kör kuruşluk, yolsuzluk bulamadı. Üstelik Sayın Başbakan o kadar büyük bir ayıp etti ki Van depremi olduğunda Van halkı orada tir tir titrerken siz Van'ı örnek verdiniz. Bir depremde merkezi idare ne yapar? Belediyeye, özel idareye ve diğer kurum, ilgili kurumlara kaynak aktarır, değil mi? Halk sokakta ve kışın ortası. Belediyeye para göndermedi. Gerekçesini de televizyonlarda onlara verdiğimiz para terör örgütüne gidiyor dedi. Hemen bu lafın ardından Van Belediye Başkanımız Bekir Kaya tutuklandı uyduruk bir gerekçeyle. Bütün uydurukluları bir araya getirdiler ki kendisi şu anda Van'da belediye başkan adayımız yine. İfade vermeyi bile reddetti. En sonunda tahliye etmek zorunda kaldılar. Ve bir kör kuruşluk o attığı iftiraya karşılık gelebilecek bir şey ortaya çıkmadı. Birinci erdem bu. Bunu sağlayan bizim seçilmişlerimizin çok ahlaklı ya da diğer seçilmişlerin çok ahlaksız olması değil. Bunu sağlayan sistem. Biz, Türkiye bize hep arkadan takip ediyor. Biz bütün seçilmişlerimizde ve yönetiminde olduğumuz yerlerde eş başkanlığı uyguladık. Devlet şimdi bu bizim fiilen uyguladığımız şeyi resmileştirdi. Şimdi bakın dünü tartıştığımıza göre şöyle baksanız olmaz mı? Şimdi Türkiye'de başbakanın son yani şu andaki başbakanın söylemleri ile fiilleri arasındaki farkı görmek. Yani bir yandan diyor ki işte BDP'li belediyeye para verirsek terör örgütüne gider diyor. Bir yandan da Türkiye'de hiç düşünmedik şekilde o terör örgüt denilen örgütle devletin diyaloga girmesini sağlıyor. Osta buluşması oluyor. O terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan barış açılımının ana ayağı oluyor. Yani söylenenlerden ziyade yapılanlara baksanız başbakan neler söyledi size, ama ne yapıyor? Size katılmak isterdim. Bu bir ama bu bir meziyet hanesine yazılacak bir şey değil. Ben meziyet olarak söylemiyorum, realite olarak. Realite olarak da şizofreniye tekabül eder. Öyle mi? Öyle değil mi? Bölünmüş bir kişilik. Bu tarafta terörist deyip para aktarıyorlar deyip bu tarafta müzakere yürütmek bir bölünmüşlüktür. Şimdi müzakere yani, ama siyasette yani hayat böyledir. Bir anda şartlara uygun bir takım gelişmelerde yer alırsınız. Bir yandan da o şartları değiştirmeye dönük eylemlere geçersiniz. Yani şimdi, bütün tarih bundan ibaret. Şimdi bu görüş de şuradan sorunlu. Sanki bu sürecin tek belirleyeni iktidarmış gibi bir yaklaşım. Bu iktidarın en çok sevdiği yaklaşım. Hayır değil. Yani şöyle Kürt bir tarafı olmadan böyle bir şey olur mu? Yani bu halk bedelini ödedi, yıllarca direndi. İşte eş başkanlık dedik, yine belediyelerden gidelim. Çok dilli belediyecilik. Bizim 130 küsür belediyecimiz çok dilli belediyecilik hizmeti için yargılandı ve 7 yıldan az olmamak üzere ceza aldılar. Doğru söylüyorsun. Yani bugün gelinen noktaya bak. Dün bunun için bizi taşlıyorlardı. Bu Türkiye'nin ayıbı. Bugün demokratik bir dönüşüm oldu. Ama çok gerçekçi bir siyasetçiniz. Yaşadığımız coğrafyaya baktığınız zaman yani Irak'ta günde 60 kişi bombalanıp ölüyor. Hı. Suriye'de kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Bunların hepsi Osmanlı vilayetleri. Yani bu topraklarda yakın geçmiş ayıplarla dolu. Şimdi yeni bir yarın inşa etmeye çalışırken hı, Kürtlerle, Türklerle olaya bu açıdan bakmak daha... Olaya o açıdan geçebiliriz. Sizin BDP'li belediyeler bir şey yapmadılar. Bir şey yapmadılar demek. Geri alırsanız. Yok, ben çünkü geri almıyorum. Sadece diyorum ki keşke devam söylediğiniz edeyim gibi örnek belediyeler olsaydı. Evet. İstanbul'a göç yerine Diyarbakır'a göç olsaydı İstanbul'dan. Evet. 2 milyon Kürt var diyorsunuz. Diyarbakır'ın ne kadar göç aldığını hiç biliyor musunuz?
Sarmaşık diye bir kuruluş var Diyarbakır'da ve Göç Der diye iki kuruluş. Bunların verilerine bakmanızı öneririm. Sizi çok şaşırtacaktır. Türkiye'nin ikinci göçmen kenti de Diyarbakır'dır. Benim gördüğüm istatistikte Gaziantep çıktı ama. Gaziantep'te doğru. Doğru. Ama üçüncü Mersin. Gaziantep'inki konjüktürel, bu Suriye'deki sıkıntıyla birlikte neredeyse eksponansiyel bir birinci İstanbul, katlanma. İkinci Gaziantep, üçüncü Mersin diye ben istatistiklerde. Mersin'de doğru. Evet. Bütün o göçmen, Mersin'in göçmeni de Kürt göçmen. Ama şu gerçeği hatırdan uzak tutamayız. 4,5 milyon insan, Birleşmiş Milletler verilerine göre 3,5-4 milyon, Göçler'in verilerine göre 4,5 milyon insan köyleri boşaltılarak macir edildiler. Doğru. Şimdi bunların önemli bir kısmı Diyarbakır'da kendisine bir ekmek bulma. Dolayısıyla siz bir bunu... Tamam, ben geri alıyorum. Tamam. Kutluyorum BDP'nin çok başarılı belediyecilik hizmetleri, inşallah İstanbul'da buna örnek olur. Ve o hep belediyecilik zihinlerimizi iyidiş etmişler. Belediyecilik deyince imar inşa şeyi, elbette bunlar önemlidir. Fakat bir kentin gökdelenlerine bakarak buna karar veremezsiniz. Bir de merkezi kaynaklardan hakkı olan parayı bile almakta güçlük çeken, bazen hiç alamayan, eskinin şeyiyle duyuna aktarılan Osman Baydemir'in bir ayağı başkanlık yaparken Ankara'daydı. Biz bakanlık kapılarını aşındırarak Diyarbakır Belediyesi'nin hakkı olan parayı, hakkı olan, hani ekstrasından vazgeçtik, hakkı olan parayı kurtarabilmekle. Hocam daha bir şeysi var mı? Daha ötesi ama, KCK tutuklamaları ayıbını kim unutturabilir? Ama kadın dayanışma evleri BDP'li olmayan hiçbir belediyede yok. Eğitim destek evleri BDP'li olmayan İstanbul'da da var ama neyse. İşte geçenlerde o sosyal işler müdürüyle beraberdim. İstanbul'da 47 bin kadın, öksüz çocuğa falan bakılıyor. Yani sosyal güvenliğin bu açıdan Türkiye'de yeni boyutlar kazandığını söyleyeyim. Bu Diyarbakır'da da böyle, İstanbul'da da böyle. Yani bazı şeyleri görmezden gelmekte. Oradaki sıkıntı, ama bazı şeylerin altını çizmek bir muhalif politikacı olarak bizim işimiz ve asal görevimiz. Oradaki sıkıntı da şurada. İnayete bağlamayacaksınız. Doğru. Bu destek, yaşam desteği, yoksul olan i̇nayet insanların... Olur, sosyal güvenlik bu. Ama şöyle olursa inayet olur. Bu yaşamsal destek onların temel hakkı. Madem ki tabii yoksullaştırmışsın, bunu sağlayacaksın. Peki yaygın uygulama ya da geçerli cari uygulama ne? Bunu idarenin inisiyatifine bırakmak. Buna yasal bir çerçeve çizmemek. Bu var yasal çerçevesi değil. Yapmayın. Şöyle. Yani şu, başvuruyorsunuz. Şunu diyor ki muhtardan kağıt getir, durumunu kanıtla alıyorsun. Yani evet. Sosyal güvenlik uygulaması Türkiye'de yeni bir boyuta kavuştu. Öyle değil. Şunu kastediyorum. Gelir düzeyi şunun altında olan herkes ücretsiz yakacak yardımı alır. Bunu siz bir temel hak yaptığınız zaman vatandaş belediyede tanıdık aramaz. O doğru. Siyasal partide şey aramaz. Ben şimdi ilçeleri geziyorum. En büyük şey ayrımcılık. Diyorlar ki falanca kesim bizden daha kolay alıyor. Çünkü yoksul olan, genellikle eğitim düzeyi de altlarda olan kesim, o karmaşık föyleri doldurmak için bile siyasal partiler onları bir istismar haline dönüştürüyorlar. Yani o kadar güzel konuşuyorsun. Bence benim de siyasetten beklediğim bu. Ne? Yani demokraside iktidar vardır. Muhalefette bunları gündeme getirir. Bir yaşam desteği. Tabii bir asgari yaşam desteği. Biz bunu yeni anayasa komisyonunda da bir anayasal teminat altına alınmasını istedik. Bizden başka herkes reddetti. Biz dedik ki insanları insan onuruna yakışır bir standartta yaşatmak devletin temel görevi olmalı. Yani temel haklar bölümünde sayılmalı ki devlete bir yükümlülük yüklesin. Burada şimdi biz bizeyiz. Siz eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir destek alacaksanız hemen parti networkleri devreye girer.
sizi üye yaparlar, bir tanıdık bulursunuz, o size referans olur, işleriniz çabucacık görülür. Bunu ben demiyorum. Fiiliyatta böyle olduğunu biliyorum ama inanın şu merkezin dışına çıktığımızda, kentin çeperlerine gittiğimizde en büyük yakınma konularından birisi bu. Çok enteresan. Bunun ayrımcılık, bilmesi lazım. Ayrımcılık şu an İstanbul Belediyesi'nde, İstanbul kentinde en çok zikredilen kelime. Herkes o diyor daha kolay alıyor, daha çabuk alıyor, daha fazla alıyor. Şey bu. Ama siz bunu yasal bir kriter ve onun kazanılmış bir hakkı sayarsanız o zaman bütün bunlara gerek kalır. Sizi dinlerken bir de içimden şu duygu geçiyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin musluk kapatır gibi resmi ideolojinin dışındaki partileri kapattığı dönemlerin geride kaldığını hissediyorum. Acaba? Yani düşünün, yani Kürt tabanlı partiler kaç kere kapatıldı? Ya da Türklerin, hep programda onu tekrar ederim. Hüsamettin için Cindor'un sözü, eğer Hacı Bekir'i 3 defa kapatsalardı bu lokumu yapabilir miydi diye. Yani Türkiye'de siyasi partiler de, Kürt partileri de, Türk partileri de. Ona amenna, ben başka bir şeye izin versem. Yani siz bunları söylüyorsunuz ya. Ha. Bu demokrasinin teminatı. Ben başka bir şey söyleyeyim. Parti kapatmak bir yöntem. Bu cumhuriyet mahkemelerde kuruldu. Mahkemeler eliyle tahkim edildi. Bunu en iyi bilmesi gerekenlerden birisisiniz. Mahkemelerde kuruldu. Mahkemeler eliyle tahkim edildi. Mahkemeler tarafından dönüştürüldü. Halen mahkemeler üzerinden yürüyor. Bakın, dolayısıyla parti kapatmak nedir ki? O yöntem eskidi. Şimdi siyaset mahkemeler üzerinden dizayn ediliyor. Dolayısıyla edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla olur mu? Bir güç odağından başka bir güç odağına geçme kavgası. Eğer bir demokratik kriter ve bir yargı bağımsızlığı, yargıç teminatı doğrultusunda olsa deriz ki herhalde ilk defa bu artık mahkemelerin bizim üzerimizdeki tahakkümü, yargı alanının dışındaki tahakkümü bitecek diyebiliriz. Sadece Anayasa Mahkemesi'nin aynı kadrolarla seyri sefayinine bir bakın. Birbirini tekzip edecek yargıçlar bu ülkede ne kadar kararlara imza attılar, bunun vebalini omuzlarında taşıyorlar. Çok kaba bir tabirdir. Hani leşi öldüren sürükler derler. Biraz böyle kibarlaştırayım. Bu mahkemeler yanarım. Şimdi demokrasinin teminatıymış gibi kendilerini sunmaya çalışmalarına yanarım. Bu eğer bu ülkede demokrasi bu kadar yerlerde sürünüyorsa bunda en büyük vebal hukuk kurumunundur. Adanze'ye şimdi bunda belki bir fezleke de yargıya hakaretten buradan gelir ama bakın düne kadar toz kondurulmayan yargı bugün eşkıya oldu. Ama yani bu hep konuşulan hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu benimserseniz sonuç böyle olur diye yine kendimizi eleştirirken buna bıçak atıyoruz bu yere. Silahların eşitliği dedik. Bu da bir hukuksal kavram, siz biliyorsunuz. Bunun için bile yeni Anayasa Komisyonu'nda kıyametler koptu. Bu sistem mahkemeler olmadan kendini idame ettiremez. Doğru söylüyorsunuz. Düşman icat etmeden yönetme hüner ve kabiliyeti yok çünkü. Hiçbir zaman da olmamış. Ne yazık ki program bitti. Ben doyamadım açıkçası. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yani partinize de, arkadaşlarınıza da. Ama Türkiye'de çok seslik varsa eğer, bunu şu anda kanıtı sizsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir son, eğer vaktim varsa bir son. Berkin Elvan Gezi'de polisin, iktidarın hoyrat tutumu karşısında kafasından aldığı kapsül darbesiyle canıyla pençeleşiyor. Bu memlekette yüreği demokrasi için çarpan ve merhamet olan herkesin bir duayı esirgememesini diliyorum. Ona sağlıklar diliyorum. Berkin Elvan'a da sağlık diliyoruz. Evet sayın izleyiciler, farklı şeyler duydunuz değil mi? İyi akşamlar.